Evet, merhaba sevgili dostlar. Ben Rıza Kılıç dede. Bugün sizlerle Muharrem nedir? Muharrem orucu nedir ve bu günümüz döneminde özellikle de gençlerin sorduğu işte orucun tutulması, oruç nasıl tutuluyor? İşte diğer sünni canların da sorduğu sorulara biraz cevap bulmaya çalışacağız. Muharrem nedir dersek işte Muharrem Kerbela'da şehit olan İmam Hüseyin'in yası için tuttuğumuz oruçtur. Alevi toplumu Muharrem orucunu 12 gün tutar sevgili canlar. Ama evvelinde 15 gün yani 3 gün masumu pak, 12 günde Muharrem orucu tutarlar. Masumu pak oruçları nelerdir? Masumu pak oruçları Küffe halkının İmam Hüseyin'e yapmış olduğu ihanet sonucunda daha evvelinde oraya rapor tutması için gönderdiği aile efradından, ailesinden olan ve aynı zamanda güvendiği amcasının oğlu olan Müslüm bin Akil ve iki evladı için tutulan oruçtur. O iki evladı orada zalimce katledildiler ve Müslüm bin Akil orada şehit oldu. Ve Alevi toplumu da Muharrem ayında, Muharrem oruçlarında 12 günden evvel 3 gün, buna bazı yörelerde, bazı bölgelerde karşılama denir. Bazı bölgelerde masumu pak oruçları derler. Masumu pak oruçları 3 gün tutuluyor ve toplamda 15 gün oruç tutuluyor. Kur'an-ı Kerim'de oruç 10 gün olarak geçmekte. Alevi toplumu Hazreti İmam Hüseyin'in 10. gün, Muharrem ayının 10. gününde şehit olması sonucunda buna uygun olarak 12 gün, 2 günde Muharrem orucuna ekleyerek 12 gün oruç tutuyorlar. 12 gün oruç tutan Alevi toplumu, bakın Muharrem orucu daha evvelinde şükür orucu olarak tutulurdu. 10 gün boyunca. Bütün peygamberlerin tuttuğu oruçlardı. Neydi bu? Hazreti Nuh'un gemisinin karaya çıktığı günden itibaren şükür amaçlı tuttuğu oruçtu. Yunus peygamberin Yunus'un karnından kurtulduktan sonra tuttuğu şükür orucuydu. Bütün peygamberlerin tuttuğu oruçtu. İbrahim'in ateşten kurtulduğu, bu kurtuluştan sonra tuttuğu şükür orucuydu. Ama ta ki bir yer var, bu oruç oraya kadar şükür olarak tutulmuştu. Ama Kerbela'da Muharrem'in 10. günü şehit olan İmam Hüseyin'den sonra, aslında bunu Aleviliğe bağlamak çok uygun değil, İnsan olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı peygamber bilen, İslam'ın özünü benimsemiş, Ehl-i Beyt'i seven, insanlık kavramını o giysiyi, o şalı üstüne koymuş, onu omzuna asmış olan her bireyin Muharrem'de yas orucu tutması gerektiğini, Kerbela'nın acısını, yasını yaşaması gerektiğini bana göre bilmelidir. Bunu sadece Alevilere bağlamak yanlış bir durumdur. Bu insanlık namına İmam Hüseyin'in 10. gün şehit olması namına o yasa uygun bir şekilde yaşanmalı ve davranılmalıdır sevgili dostlar. Alevi toplumu da o şükür orucundan sonra, İmam Hüseyin'in şehit olmasından sonra, yani Muharrem'de şehit olmasından sonra 10 Muharrem'i 12 gün tutarak yas ve matem ayı ilan edip matem orucu, yas orucu tutmuşlardır. Bu oruçta şimdi gençlerin sorduğu sorulara geliyorum işte. Dede et yiyemiyoruz, yemememiz gerekiyormuş. İşte yumurta yemememiz gerekiyormuş gibi. Tıraş olunmaması gerekiyor. Yas tutulması gerekiyor. Evet sevgili dostlar. Geçmiş dönemlerde Anadolu'da ve kırsal bölgelerde kişi matem ayında, 12 imamlarda, Muharrem orucunda oruca niyetlendiği zaman köylerde duş almaz, sakal tıraşı olmaz, yas tutar, et yemez, canlı hayvana kıymaz, soğan kesmez gibi yas matem, keyif verici hiçbir şey yapmaz, düğün, dernek, nişan, eğlenceler hiçbir şey olmaz, yapmaz ve katılmaz.
Yası matem orucu olur. Yani aslında ikisi de aynısı. Matem, matem orucu, matem, yas, matem. Yası matem diyoruz ama bu kelime ağız alışkanlığı haline geldi. Aslında ikisi de bir yas, biri matem. İkisi de aynısı aslında. Bu yüzden de yas ya da matem diye söylenir. Ama günümüz dönemine geldiğimizde, şimdi herkes metropolde yaşamaya başladı. Kurumsal firmalarda, devlet kadrosunda, kamuda çalışmaya başladı. Şimdi ister istemez eski usule uygun hareket edemiyoruz. Duş almak zorundayız. Gerektiğinde sakal tıraşı olmak zorundayız. Bunun gibi şeyleri yapmak zorundayız. Yani kişisel bakımımıza, temizliğimize, vücut temizliğimize dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Mesele zahirde değil, batında manaya erişebilip o mana aleminde gerçeğe erebilmektir. İmam Hüseyin'in Kerbela'da neden şehit olduğunu bilmektir. Bile bile ailesiyle birlikte oraya huzur, mutluluk ve barış getirmek için Muhammed'in dini olan İslam'ın özünü gerçekleştirmek ve yeniden dirilişi sağlayabilmek için orada şehit olduğunu bilmek önemli. Bu kavramı unutmamak lazım. Ve bu yüzden de kılığımız, kıyafetimiz, saçımız, sakalımız bizim yas tutmadığımız anlamına gelmez. Yani bunlarla bunu belirtemeyiz. Yas gönüldendir. Yas akıldadır. Oruç sadece bedeni aç bırakarak, bedeni aç, açlıkla sınayarak değil, oruç elinle, belinle, dilinle, kulağınla, gözünle, yani vücudunun bütün uzuvlarıyla gerçekleştirmen gereken bir inançtır, bir ritüeldir, bir yapıdır. Yani oruç insanın nefsini terbiye etmek için ve nefsini köreltmek için gerçekleştirilen bir ibadet şeklidir, bir inanç biçimidir, bir yaşam tarzıdır, bir bakış açısıdır, bir felsefedir. Adını siz verin. Ama oruç tamamen nefsi körleyebilmek için gerçekleştirilir. Sabra, etikata uygun hareket, nefsi terbiye etmek için gerçekleştirilir. Ama ben gözümle, dilimle, diğer uzuvlarımla bunu gerçekleştirmiyorsam, bedenimi aç bırakıyorsam, bu ne kadar oruç olur onu sizler düşünün. Alevi toplumu da Muharrem ayında, Muharrem erkanında oruç süresi boyunca gün içerisinde hiçbir gıda ve besin tüketmek yoktur. Gün içerisinde bunları tüketmez. Oruç açılma saati de eski usule göre gün kararmaya, yani güneş batmaya başladığında oruçlarını açmaya başlarlar. Sevgili dostlar, sevgili canlar, oruç açıldığında, açıldıktan sonra Alevi toplumu İmam Hüseyin'in Kerbela'da susuz şehit edilmesinden dolayı onu bir nebze de anlayabilmek için oruç açıldıktan sonra dahi su içmezler. Yani saf su tüketmezler. Sadece kana kana hiçbir şekilde bir şey içmezler. Boğazını ıslatmak ya da mümkün olduğunca içmemek şartıyla sıvı tüketmemeye çalışırlar. Oruca kalkmayla alakalı da konuşursak eğer, Alevi toplumu sahura kalkmıyor. Yani kalkılmıyor, sahur yok. Yani ne yapıyorlar? Gecenin yarısına, yani gece 12'ye kadar orucunu tutmak için niyetlenip gece 12'ye doğru lokmasını yer, niyetini eder, yatar. Bunu her gün de niyetli gerçekleştirebilir ya da Muharrem'in başında, orucun başında niyetlenir, 12 gün boyunca oruç tutacağına ve devam eder. İşte cana kıymayan, yumurta canlıya dönüştüğü için hani o yüzden yenmez, soğan bıçak kullanımı. Yani şöyle, İmam Hüseyin şehit edildiği için. Şimdi tabii bunu artık revize edip günümüz çağına endekslememiz lazım. Yani bir kimya mühendisi çocuğa soğanı neden kesmediğini açıklaman lazım. Bıçak kullanılmaması için ne yapardı eskiden analar? Bu soğanları önceden, Muharrem'den önce keserlerdi, dolaba koyarlardı değil mi? Niye bıçak kullanmaz, soğan kullanmaz, soğan kesmez yani. Baş kesme olmasın diye. Et yenmez, canlıya kıyılmazdı diye. İşte günümüzde de bunu revize etmekte fayda var. Bunlar işin zahiri tarafı. Mesele şudur sevgili dostlar. Tabii ki de cana kıymayacağız. Tabii ki de İmam Hüseyin'in yasını çekeceğiz. Tabii ki de buna dikkat edeceğiz ve onu anlamaya çalışacağız. O yüzden de sevgili dostlar,
İşte yumurta yeniyor muydu acaba, yenmiyor muydu acaba? Hayvansal gıdalar tüketiliyor muydu, tüketilmiyor muydu acaba ile kalırsak işin özünden, işin gerçeğinden, manasından uzaklaşmış olacağız. İnemeyeceğiz derinlere. Bu yüzden de sevgili dostlar, işin özü İmam Hüseyin Kerbela'da neden şehit oldu ve onun 72 şüheda ile birlikte şehit oluşunun yas-ı matemini, yasını, yine yas-ı matem dedik, ağız alışkanlığı, hepinizden özür diliyorum, yasını ya da matemini çekmek için onu anlayabilmeye çalışarak, biraz bedenimizi aç bırakarak, biraz susuz bırakarak, biraz eğlenceden, keyiften uzak kalarak İmam Hüseyin'i anlamaya ve Hazreti Muhammed'in dinini, İslam kavramını, gerçek İslam kavramını yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız sevgili canlar. Muharrem ayında oruç açmaya, daha doğrusu oruç tutmaya niyetlendiğimizde bir dua ederiz. Aslında kapanışı bununla yapayım. Oruca niyetlendiğimiz zaman aslında şu nedir? Mana şudur. Kişi özünde oruca niyetlendiği zaman orucu neden tuttuğunu bilmeli. Biraz önce söylediğimiz gibi ve bildiği için buna göre de dua etmeli. Yani bugün bu vereceğimiz dua oruca niyet duası. Ve bu dediğim gibi bizim örnek bir duamız. Hak oruç tutanların, bu oruca niyetlenenlerin dualarını, yasını ve matemini dergah-ı izzetinde kabulü makbul eylesin. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah, Muhammed Ali aşkına, İmam Hüseyin aşkına, İmam Hüseyin'in susuzluk orucu niyetine, Kerbela şehitlerinin temiz ruhlarına, matem orucu niyetine, 12 imamlar, 14 masumu paklar, 17 kemer bestler niyetine, ricai kalp erenler niyetine, gerçek erenler himmetine, İmam Hüseyin için oruç tutmaya, onun yasını tutmaya niyet eyledik. Hak dergah izzetinde orucumuzu, yasımızı İmam Hüseyin için ve onun 72 şüheda için, onun evlatları için döktüğümüz gözyaşlarını katarında, didarında kabulü makbul eylesin. Biz niyet ettik Hazreti Muhammed Mustafa'nın gemisine binmeye, İmam Ali el-Mürteza'nın gemisine binmeye, Ehli Beyt'in gemisine binmeye, onlarla şefaate kavuşmaya. Sen katarında, didarında kabulü makbul eyle ya Rabbi. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali.